patatesten olduğunu. Türkiye'de tatlı patatesin anavatanı kabul edilen Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik mahallesinde üreticiler öncelikle tatlı patatesin tatlısını tanıtmak, sonra da fidesini ülke geneline yaymak için harekete geçti. Tatlısı olur, kızartması olur, haşlaması olur, evet. Hemen hemen her şeye her faydalı. Şeye, her şeye faydalı. Türkiye'nin her yerine buradan gider bu. Biz İstanbul'da yaşıyoruz, bunun gibi yok. İstanbul'a da ben gönderiyorum. Kaç kilosu? Kaç kilosu? Bunun kilosu 3 kilo 10 lira. Kolay gelsin oğlum. Tatlı patatesin Türkiye'de üretim merkezinin kendi mahalleleri olduğunu ifade eden Arsuz Pirinçlik Mahalle Muhtarı Kasım Uğur, tatlı patatesin birkaç çeşit tüketimi var. Biz burada tatlı olarak da yiyoruz. Haşlanan patatesleri hamur haline getirip baklava gibi dilimlenmiş, arasına ceviz serpilen tatlısını da yapıyoruz. Şire olarak da sulandırılmış pekmez kullanıyoruz. Doğal tatlandırma olduğu için çok sağlıklı diye konuştu. Hamur haline getiriyoruz. Hamur halinde baklava gibi. Tepsinin içerisine tereyağıyla ve şıra olarak da sıvı pekmez kullanıyoruz. Zaten tatlı patatesin de Türkiye'de ana üretim merkezi Pirinçlik Mahallesi, eski adıyla köyü. Evet. Bütün Türkiye'ye biz üniversite aracılığıyla tatlı patatesi Pirinçlik'in ürünü olarak tanıttık. Böyle biliniyor. İnşallah çok kısa zamanda da belirli firmalarla, kaymakam beyimiz de sağ olsun bu konuda bize destek oluyorlar. Bütün Türkiye'nin tatlı patates ana üretim merkezi fide dağıtımı burası olacak. Şu anda da bütün üniversitelerimize dağıtıyoruz fide zaten. Şey spatula olmadığı bana için. Bana gönderdik efendim. Ama iyi sonuç alamamışlar. Üretimimiz o kadar henüz fazla değil. O nedenle coğrafi işaretimiz henüz yok ama talep de gören bir evet. Ürün. Muhtarımız mahalleden üniversitelere gönderdiler. Evet. Araştırma için, geliştirme için. Ama bölgede de hakikaten çok sevilen, tutulan bir ürün. Tatlısını da yapıyorlar. İnşallah önü açılır diyoruz muhtarımız. İnşallah. Çok gayretli bu konuda. Evet. Bizler de ilçe evet. Tarımdan gereken desteği veriyoruz. Şey yapacaksınız. Önce yıkayacağız. Yıkanacak. Ondan sonra tencereye konulacak. Ondan sonra pişireceksin. Evet. Sonra pişirdikten sonra soyup yiyeceksin. Tohumunu gönderiyorum bunu her yere. Tokada, değişik yerlere. Üniversite hocaları da alıyor bunları. Yani patatesimiz burada marka oldu artık. Pirinçli patates olarak. Tüm Türkiye'ye mi yayılıyor? Tüm Türkiye'ye ben buradan bunun pidesini gönderip değişik yerlerde yetiştiriyorlar. Yani. Haşlaması olur, fırında olur, kızartması olur. Mama da yapılan cinsimizden var yani burada patates. Faydası ne? Vallahi bunu profesörler iyi, insanın vücuduna iyi geldiğini söylüyor. Yani yapılıyor yani, bakılıyor. Çok faydası var. Yok. Bana poşet ver. Takura.